Selamünaleyküm canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız, ne yapıyorsunuz, inşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilik, sağlık, sıhhat versin inşallah canlarım benim. Buyurun gelin kanalımıza, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, olsun kardeşim kanalımda canlar. Bugün sizlerle değerli dostlarım, ben yufkamızın hamurunu yoğuracağım değerli kardeşlerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 kurgunumuzu açtım sizlerle birlikte. Şöyle arkadaşlarım, bunu ben 4 kilogramla falan normal hamur için kullanacağım. Bu şekilde sizler peşinde unumuzu ilave ediyorum. İçerisinde canlar gördüğünüz gibi değerli izleyicilerim. Şöyle 70-80 adetlik yufka hamuru için unumuzu ilave ediyorum içerisine. Can dostlarım. Şöyle görüyor musunuz unumuzu? Bir bakın şu şekilde. Burada un kalmış. Şuralarda. Şöyle biraz daha ilave yapalım. Evet, tamamdır bu kadar. Şöyle gördüğünüz gibi unumuz şurada şu anda canlar. Şöyle sizlere de bir göstereyim. Şu an haline tuzumuzu da ilave edeceğim. Şöyle bir avuç. Sizlerle birlikte biraz da ilave edilir buna. Şöyle tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar yeterli canlar. Uğurluk için yeter diye düşünüyorum. Şimdi üzerine de birazcık un kapatayım. Biraz şöyle yoğurayım canlarım. Tuzuyla da güzelce karışsın içerisinde. Gördüğünüz gibi unumuz bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve rahatlasın. Rabbi temin bil hay. Rabbim sen hayır sizlere yemeği yedirmeyi nasip eyle inşallah. Yüce Allah'ım cemela. Şöyle arkadaşlarım ortasından açtım canlar ben. Şöyle suyumuzu ilave ediyorum değerli izleyiciler. Normal ılık su, soğuk su fark etmez. Bu şekilde güzelce gördüğünüz gibi yormaya başlıyoruz. Sizlerle birlikte canlarım, can ailelerim, can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Şöyle ben bunu geceden yoğuracağım hamurunu işte yarın sabah da öğleye doğru falan yapmaya başlarız halamla birlikte. Deden bildiğiniz gibi köye gitti canlarım. Birkaç videomda söyledim sizlere. Köyde fare var mı diye evimize tekrardan bir kontrole gitti. Fare yokmuş şu anda canlarım, çok şükür kesildi galiba. Artık fare şöyle suyumuzdan ilave ederek güzelce yoğuruyorum değerli izleyicilerim. Daha şu anda cıvık değil, koyu biraz da cıvıkla koyu yerden ben niyeti böyle karıştırıyorum söylerken. Güzelce yoğurulması gerek bunun. İlk arkadaşım var, fazla 50 kiloluk 25 kiloluk bir şey yoğurmuyorum da öyle yoğursam çünkü insan yoruluyor. Bunu benim şimdi güzelce yoğurmam, karıştırmam lazım. Şu suyu da döküverim artık. Çok gelmez nasıl olsa. Şöyle. Şunun bir içine kalan cımcık bir şey var. Bunu da dökeyim. Az gelirse arkadaşlarım bir daha giderim. Dolduracağım. Güzel bir şekilde yoğurmak önemli bunu dediğim gibi. Alt üst ederek güzelce yoğurulacak. Daha buna canlarım su ilavesi yapılacak. Bir kalkayım ben. Su doldurup geleyim tekrardan. Evet canlarım şöyle kalktım tekrardan. Bir su doldum, geldim. Şöyle yoğurma işlemimiz devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarımda arkadaşım hala unumuzdan var. Zaten çok koyu bir hamur da yoğurmayacağım fazla. Kenarlarındaki şu unları komple yedirmem lazım. İçine.
geçiyorum. Tamamdır artık. Aşk ilave etmeme. Bundan gerek yok diye düşünüyorum. Bakalım şöyle güzelce bir vurun da. Başka su da ilave etmeyelim artık. Un da ilave etmeyelim. Her tarafını güzelce bir çektim ben bunu. Şu kenarından birazcık daha koyuluk var. O yüzden şöyle oraya da doğru birazcık ilave gerekli. Kenarlarında artık öyle fazla bir un kalmadı canlarım. Cıvık olsun, cıvık olana çözüm bulunur ama koyu olana çözüm bulunmaz. Şöyle görüyor musunuz? Bu şekilde yoğuracağız işte. Kenarlarının unlarını falan aldırttırıyorum. Güzelce. Şöyle arkadaşlarım dizlerini çekeyim. Elimle yoğurmaya başlayayım. Bakalım sizlerle birlikte. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Hamurumuzun koyuluğu, kıvamı gayet iyi yerinde. Dibinde hala birazcık unumuz var. O unu da yedirmem lazım. O yüzden şöyle hamurumuzu çevirtire çevirtire yoğuracağım canlarım. Bunları falan şöyle güzelce geziyorum. İçerisine görmüş olduğunuz gibi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi az sonra biraz da ilave edeyim diye içerisinde un birazcık fazla bırakmıştım. Şimdi ondan şöyle bir avuç kadar alacağım gördüğünüz gibi. Şöyle hem elimi toplattıracağım canlarım. Hem üstünü güzelce bir kat güzelce yoğuracağım. Şöyle gördüğünüz gibi döndüre döndüre yoğuruyoruz canlar. Şöyle iyi değerli izleyicilerim bu. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kıvamı falan. Şimdi elimdekini sıyırtmam lazım. Kıvamız için de un alarak elimle sıyırtayım. Bugünkü videomuzda da canlarım bu şekilde. Sizler de hamur yoğurma videosu olsun dedim. Ramazan'ın hazırlığı için. Ramazan'a girmemize de çok az vakitler kaldı. Saatler, dakikalar kaldı yani canlarım. Bugün günlerden cumartesi. Sizler bu videomu pazar günü izleyeceksiniz büyük bir ihtimalle. Hayırlı pazarlarınız, hayırlı Ramazanlarınız olsun inşallah. Rabbim oruçlarınızın tamamen tutmanızı nasip etsin. O gün bir izleyicimiz dua istiyordu benden. Onun için de dualarımı ediyorum. Rabbim inşallah herkeslerin Ramazan'da oruçlarını tutmayı nasip etsin. 81 ilimize, ilçemize, şehrimize, kasabamıza, her yere buradan dualarımı gönderiyorum canlarım. Bizler de aile olduk, kardeş olduk, arkadaş olduk, akraba gibi olduk yani canlar.
Hepinize çok teşekkür ederim beni destekleyip beğendiğiniz, yorum yaptığınız için, beni sevdiğiniz, saydığınız için, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize gerçekten. Allah razı olsun sizlerden, hepinizden. Canlarım, can ailelerim. Böyle kenarlarına falan hamurumuzdan kalmadı hiç. Şunlar biraz koyu olduğu için yapışmış. Ama onlar yarına kadar hamurun içerisinde ağzı kapalı bir şekilde olacağı için canlar hepsi aynı bir şekilde kıvama gelecektir. Değerli izleyicilerim, o yüzden de birazcık şekilde çok koyu yapmadım. Normalde ben de biraz daha koyu yapacaktım. Bu sefer birazcık cibuk olacak şekilde gibi bıraktım. Çünkü arkadaşlarım bunu içeriye mi götürsem, buradan bıraksam diye düşündüm. Burada bırakayım. Şimdi içeride kendini çok salar hamurumuz. Bunu da fazla gitmesi diye içerisinde. Burada bırakacağım ben bunu. Şöyle gördüğünüz gibi bezesi falan canlarım bunu iyi tutulur şu şekilde. Görüyor musunuz? Elimde şu anda unsuz hiç şu şekilde güzel tutuluyor. Maşallah, subhanallah. İnşallah arkadaşlarım yarın da bunu bezesini güzel tutacağım. Ben elimin şu şekilde ununu hamurunu alırken sizlerle de bayağı bir video çekmiş oldum. Benim elimden arkadaşlarım böyle hamur birazcık geç çıkıyor. Niye öyle bilmiyorum. Başkalarının arkadaşı böyle hamur hemencik çıkıveriyor. Ya ben böyle bıçakla falan uğraşmayı sevmedim ben. O yüzden de olabilir yani. Şöyle hamurumuzun kıvamı gayet güzel. İyi maşallah, subhanallah. Rabbim kem gözlerden korusun inşallah. Buyurun canlarım, sizlere de yapalım. Sizlere de verelim yaptıklarımızdan. Teşekkür ederim benim projekleri izlediğiniz için. Başka videolarımızda, paylaşımlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben de bunun üzerini kapatayım artık arkadaşlar. Az sonra canlı yayınım var. Desteklerinizi bekliyorum. Saat 22.20'de. O şekilde şunu da ağzını kapatayım artık. Yani fırınımızdan bulayım. Ellerimde de geri kalan hamur şekilde yıkayayım canlarım. Şöyle kenara koyayım. Şunun üstüne hemen fırınımızdan tepsimize geleyim. Üstünü kapatayım artık. Can dostlarım. Bu şekilde etrafı olan bir şey sermeyeceğim. Bu şekilde dursun burada masamızın üstünde. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.